Burada dedik ki sonuç nasıl olacak bilemiyoruz ama şu anki bakıldığında çok da iyi gitmiyoruz. Şu ayeti kerime yani devamında okuduğum Allah tazarruda bulunsalardı buyuruyor. Allah'a yalvarsalardı, yakarsalardı, dua etselerdi. Hatta bir ayette ödü'u rabbakum tazarruan ve hufi. Allah devamlı surette kulun ona dua etmesini ister. Celle Celaluhu. Hepimiz bunu müşahede ediyoruz. Allah'a şöyle bakın. Samimi olarak bir yalvarın. Vallahi de billahi değişim geliyor. Mutlaka bir değişim geliyor. Tazarruan ve hufye, tazarru üzere yalvaracaksın. Ne demek tazarru üzere? Yani böyle ya Rabbi bana şunu ver. Sanki böyle Allah Teala vermek zorundaymış gibi. Ya Rabbi bana bunu ver. Tamam Bir de hani patron sundur. İçinden bir şey istersin. Bir kelime söylersin. Adam zaten anlar, mecbur yapacak. Ahmet onu getir dersin. Tamam Ama patron değilse sen ona tabiysen bir şey isterken daha böyle boynu bükük vaziyette istersin. Rica minnet. Hele ikinci kez istiyorsan şey ya çok özür dilerim. Ya mahcubiyetle ifade ediyorum, ifade ediyorum. Hakikaten hakkını helal et. Ne olsun çok rahatsız ettim seni ama ya böyle böyle bir durum var dersin. İşte bizim Allah'tan istememiz de böyle olmalı. Tazarru üzere. Sanki haşa vermek zorundaymış ki bir Rabbi bana bunu ver. Şunu ver. Tamam kalk git hadi bakalım. Verecek Rabbin sana. Şimdi bir şey ama Rabbim verecek sana. Daha düzgün, daha tasarruf, daha boynu bükük. Ağlayabiliyorsan, Aziz Ebubekir'in ifade ettiği gibi, Kur'an okuyor ağla. Ağlayamıyorsa ağlıyor gibi yap en azından. Ama insanların yanına yapma bunu şimdi Mesut. Fethullah Gülen gibi. Dünyada ağlayarak konuşan tek adam. Ağlarken konuşuyor adam. Palavra olduğunu anla yani. Dolayısıyla, efendime söyleyeyim, ağlamaya çalış. Tasarru. Bunları defalarca anlattık ama ben şimdi kendim bazı şeyleri yaşamaya çalışınca insan bir daha anlatma ihtiyacı hissediyor. Yani hepimiz yaşamaya çalışmışsınızdır ama yaşamak zorundayız. Allah'ın isteği bu.